Seçimlerin kesinleşmesinden sonra 3 gün içerisinde meclis kendiliğinden toplanır ve şu kararları alır diye madde var. İnşallah bugün seçimlerimiz var. Encümen ve komisyon seçimleri. Öncelikle 31 Mart seçimleri memleketimize hayırlar getirsin inşallah. Tüm Türkiye'ye, Balıkesir'imize, Dursun Bey'imize. Tabii bu kanuna göre de en genç iki üyemiz Meclis Başkanlık Divanı Katibi olarak oturuyorlar. Ondan sonra seçimlerden sonra da yer değiştiriyorlar. Bilgi içerikli konularda denetim raporumuz var. Öncelikle denetim raporunu okuyacağız. Öncelikle Dursun Bey Belediyesi Meclisi Denetim Komisyonu 2018 Mali Yılı Denetim Raporu. 3 kişiden oluşan meclis tarafından yapılan göre 2 yıl görev yapmak üzere gizli oyla 1. ve 2. başkan vekilinin belirlenmesi hususu. Arkadaşlar bu gizli oyla olduğu için siz buraya yazabilirsiniz. Bununla ilgili önergemiz 1. başkan vekili Saadettin Aslan. Saadettin Aslan, 2 Ahmet Savran. Meclis Katibi Asil Üye Fatma Kireç, İsmail Tahtalı. Yedek Üye İsmail Kıymaz, Mustafa Akman. Mustafa Akman. Saadettin Aslan. Mehmet Kurt. Mustafa Salim. Yani yerleşik alanın neden alınmadığı konusunda çalışma yapan arkadaşlarla biz geçmiş dönemde yaptığımızda. Evet arkadaşlar, kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İnşallah Dursun Bey'in daha üst noktalara gelmesi için elinden geldiğince katkıda bulunacağına inanıyoruz. Eyvallah. Bu yüzden seçimlerin sonucunda şahsımızda belediye başkanımızın ve seçilen arkadaşları kutluyoruz. İyi Parti grubu olarak, grubu demeyeyim de İyi Parti meclis üyeleri olarak memlekete yapacağımız bütün olumlu işlerde aklınıza destek olacağımızı, tartışılması gereken, konuşulması gereken konularda da görüşlerinize saygı duyulması gerektiğini ve bunu da meclisin olgunlukla karşılamasını talep ediyoruz. Gelecek önerilerin de bir şahsiyet taşımadığını, memleketin mutlaka ileriye gitmesi konusunda fikirlerinizin olacağını düşünerek bundan sonra inşallah bugüne kadar da bir hatamız olduysa affola. Bundan sonra inşallah daha güzel günler için hep birlikte ortak kararlarla inşallah devam ettiririz.